2 Nisan'da çok önemli seçimler var Bulgaristan'da. Bizim evet. için çok önemli. Çünkü şu an bu seçimlerde tek olan hedefimiz hükümet ortağı olmak. Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı iftar programları kapsamında Türkiye'ye geldi. İstanbul ve Bursa'ya geçmeden önce Edirne Ticaret ve Sanayi Odası binası toplantı salonunda Balkan Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Karadayı toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karadayı 2 Nisan'da Bulgaristan'da yapılacak olan seçimlerde hükümet ortağı olmayı hedeflediklerini söyledi. Seçim startını arkadaşlar STK'lar Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına verdiler ama Ramazan ayına gelince dedik gelelim Ramazan ayımızı mübarek Ramazan ayımızı kutlayalım ve iftar yemeğiyle düzenleyelim. Bu akşam İstanbul'da iftar yemeğimiz olacak ve yarın akşam da Bursa'da iftar yemeğimiz olacak. Ama böyle İstanbul yolculuğunda dedik bir duralım Edirne'mizde. Trakya bölgesinde olan STK'larla bir seçim çalışması, koordinasyonu diyelim yaptık. Böyle bir görüşme gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız seçimlerle ilgili zaten çalışıyorlar. 2 Nisan'da çok önemli seçimler var Bulgaristan'da. Bizim evet. için çok önemli. Çünkü şu an bu seçimlerde tek olan hedefimiz hükümet ortağı olmak. Evet. Çünkü görüyoruz Bulgaristan'da son 13 yıldır GERP iktidarı vardı. Tek kişilik boy kuburu sıfır iktidarı vardı. Biz muhalefetteydik. Ondan sonra 2 yıldır Bulgaristan'da siyasi kriz var. Hükümet kuramayızlar. Bizden uzak dururlar. Ama şu anki seçimlerde bizim böyle bir hedefimiz var. Başarılı bir seçimler geçirelim. Seçim sonuçlarımız iyi olsun. Bizsiz hükümet kurulmamasın. Ve biz hükümet ortağı olalım. Bulgaristan'ın çok sorunları var. Bulgaristan'da şu an ekonomik kriz de var. Bunları çözecek siyaset partisi de tek DPS'dir. Köktür bizleriz. Karadayı, Türkiye'de yaşanan büyük depremlerden sonra parti teşkilatı olarak yardım kampanyası düzenlediklerini belirterek biz Türkiye ile birlikte bu acıyı yaşadık dedi. Türkiye'de yaşanan deprem sonrası bizim parti teşkilatları daha ilk saatlerden destek kampanyası yürüttüler. Hı hı. Türkiye'de acı bir dönem yaşadık. Hep beraber biz de Türkiye ile bu acıyı yaşadık ama biz Türkiye'ye 150 tirden fazla yemek, gıda, giysi vesaire gönderebildik. 150 yaşama konteynerinden fazla konteyner gönderebildik. 1000'den fazla çadır, NATO standartı çadırlar gönderebildik. Onun dışına da banka yardım hesaplarımızda 2,5 milyon levadan fazla para toplanıldı. Bu 25 milyon YTL'den fazla para toplanıldı. Onları da aktardık. Yani elimizden gelen yardımı biz yaptık. Manevi yardımımız çok büyük. Çünkü biz Türkiye'de bu acıyı hep beraber yaşadık.